is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Selam arkadaşlar. Bugün Ağustos'un sonu. Yazı bitiriyoruz. Tarihi Kapalı Çarşı Kılıççılar'dayız. Çok sevdiğim, tanıdığım bir kooperatif arkadaşımıza çekim bugün kısmet oldu. Bakarım ne yapıyor arkadaşlar. Abi acı ister misin? Al bir şey. Ustam kolay gelsin. Oo, hoş geldin abi. Nasılsın? İyi misin? Eksik Murat olma abi? Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim Murat abi. Hoş geldin. Hoş gördük. Nasıl gidiyor abi? Ustam ne yapıyoruz burada? Bir anlatır mısın bize? Abi kokoreç yapıyorum. Kuzu bağırsa. Süt, pişkin. Çarşı esnafına hizmet ediyorum. Tanıyorsun beni az çok abi. Elimden ben tanıyorum kadar, da benim izleyiciler tanımıyor. Elimden geldiği kadar en iyi hizmeti vermeye çalışıyorum çarşıya, müşterilerime, kardeşlerime. Müşterilerin arasında kimler var daha çok? Abi esnaf arkadaşlarımın genelde daha çok oluyor abi. Esnaflar oluyorlar. Herkese hizmet etmeye çalışıyorum abi. Daha çok kuyumcular oluyor değil mi? Tabii abi. Çarşı. Çarşı piyasası abi. Bir çeyrek daha var Zeyman. Hemen atıyorum abi. Şu kokoreç evet. Hakkında biraz bilgi verir misin bize ya? Kokoreç ne demek? Abi çeşitli çeşitli ürünler var mesela. Şu anda içinde bademli, fındıklı ürünlerimiz var. Buyur abi ver. Bu çeyrek porsiyon mu hocam? Evet abi benim. Bunun çeyrek. Fiyatı ne kadar mesela şimdi çeyrek? Ya çeyrek şu anda 60 lira abi. Yarım? Yarım 80 lira. Bir de tam var herhalde. Yani ekmek arası. Bir de tam ekmeğimiz. Çeyrek 60, yarım 80, 3 parça 120, tam ekmek 160 lira. Bir de porsiyonumuz var. Tabak porsiyon burada abi. Evet, hizmetin her çeşidi var arkadaşlar. Çok şükür abi. İzmir, arkadaşlar sade, burada konuşma değil de gelip bir tatmanız lazım. İzmir, sade, iri kıyım. Çarşıda bizi herkes tanıyor Allah aşkına. Çarşı dışında da gelebilir insanlar. Her yerden gelen var. Tabii. Her yerden gelen. Evet, onun için tanıtıyoruz. Belki tanımayanlar da vardır mutlaka. Arkadaşlar dostlarımın işçiliğini göreyim. Abi, İşçinin erbabı erdi ustam. Gerçekten. Abi, çalışırken de uydum be usta. Çalışırken de uydum ya. Abi, zevkine bak. Herkes usta olamaz. Usta olmak ayrı çalışır. Buyurun arkadaşlar. Burada böyle şeyleriniz var ustam. Bunlar garnitür abi. Garnitür. Kapya biberimiz, yeşil biberimiz, acı biberlerimiz. Bunlar olmazsa olmaz herhalde. Bunlar olmaz. Yani isteğine yani, göre. Yani, Murat abi isteğine göre hizmet ediyorum. Konuşabilirsiniz. Yani. Buyur buyur. Aslında bana soracak olursanız domates, salata, iri kıymalı. Ama tabii herkesin damakları farklı olduğu için domatesini de koyuyorum. Zevkler ve renkler. Tartışılmaz Murat evet. Abi. Damak tadı abi. Evet. Şimdi burada kömürde mi yapıyoruz? Biraz daha ondan mı izah et usan? Kömür ateşinde abi pişiriyorum ürünlerimi. Yani genelde günlük olarak bütün ürünlerin pişer çıkar verilir. Akşam saat 6'dan sonra hizmetim biter abi. 6'ya kadar. Ben bir iki defa denk geldim böyle az bir şey kalmıştım. Evet. 4-5 kişi geliyor. Evet. Usta biraz ben mi alacağım sen Allah böyle şükür. Kardeş payı da yapıyorsun bazen ha. Öyle. Ya, herkes tartışma oluyor. Bütün esnaflarımız anlayışlı abi. Allah razı olsun hepsinden.
herkese göre bir sunum yapıyorum yani piyasada. Kaç yaşından beri erniç usta yapıyorsun? Kimin yanında yetiştin? Anlat bakalım biraz. Abimizin yanında yetiştim. 2003'ten beri tezgah başındayım. Selam ustam, sen emekliye mi ayırdılar? Ne yaptılar? Ne güzel kardeşlerim var, bu kadar güzel çalışan. Seni biraz tanıyalım. Sen kaç yıl yaptın, ismin ne? 22 senedir. İsminiz neydi ustam? Benim ustam, değil mi? Ümit ustam. Kokoreççilik babadan gelme mi? Değil. Sen geldin. Benim ustam var. Kaç yılında başladın sen? 1994. Attım baba. Daha önce yeriniz neredeydi? Kapalı çarşıda. Başka şubeniz var mı? Var. Ben de orayı Kokoreç hakkında ne söylemek istiyorsun? Yiyecek insanlar nelere dikkat etmeli? Ne yapmalı? Kokoreç alırken? Bildikleri yerden alsınlar. Herkesten yiyecek diye bir şey yok yani. Önemli yerlerden alsınlar. Siz yerlerden alsınlar. Peki usta, iyi ki Aydın abi geliyor. Bu burayı kurmuşsun gerçekten. Buyur canım. Tabii tabii. Merhabalar, afiyetler olsun. Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz kısaca? O abim de çağırıyor. O abim de çağırıyor şimdi bundan. Arada bir bu şekilde. Açık ver. Şu lezzet hakkında biraz ne, nasıl bir lezzet var usta? Sadece ki ben yaşadım. Yiyeceksin, yaşayacaksın lezzetini. Ben de öyle söyledim gerçekten. Arkadaşlar burada muazzam bir lezzet var. Her şeyin hakkını veriyor ustam. Neredeyiz? Kapalı Çarşı Erdinç Kokoreç'teyiz. Biraz abi, tarif et bakayım nasıl gelecekler Erdinç'te buraya? Kapalı Çarşı'dan nasıl gelecekler? Tarif et bakalım. Tramvay durağından anlat bakalım. Kemberteş'e geldiğinizde yazın. Erdinç Kokoreç'teyiz. Adres yakın. Evet arkadaşlar gerçekten Kokoreç'ten daha fazlası var. Muazzam bir, zaten şu görüntüye bakın arkadaşlar. Bak. Vay. Of. Böyle veriyorum abi. Şimdi Murat abi. Şöyle çok yanaşmadan böyle kamera. Evet. Murat abi. Özgür'e yatıyoruz. Özgür'den sonra çekeceğiz Murat abi. Biraz daha görüntü çekelim kardeşim. İşlerimize hizmet ediyoruz. Baba eridi mi ya? Evet Murat abi. Kömürde. Evet. Bu işin görsel zevki de var arkadaşlar. Tat kadar. Ustalık zamanla kazanılan bir şey. Öyle usta oldum demek de olunmuyor. 23 senedir Murat abi Erdinç tezgahı. Maşallah. Allah da. Ve bundan öncesi de var. 92'de abinin yanına gidiyor. Yani Erdinç tezgahı. Abinin yanına yardım ediyor. Sen kaç yıldırsın kardeşim burada? Onu söyle bakalım. Vallahi abi ben 15 yaşından beri buradayım. Yaşın çıkacak meydana. Söyle bakalım. Yaşın 16. Maşallah. Maşallah. Allah sağlık sıhhat versin. Erdinç ustamın çalışmasını bu da çekelim bakalım. İri kıyım. Of. Sade bir kokoreçimizdir. Ya şimdi yarım ekmek mi oluyor porsiyon? Bu yarım ekmek abi. Etin biraz fazlası var tabii dışarıdaki abilerimize. Evet. Ona göre bir hizmet edeceğim abi. Acı isteyene acı. Tabii abi. Kekik nane. Baharatımı atıyorum. Sade bir et bu. Of. Dışarıya gönderiyorum. Hemen geliyor abi. Bakın böyle. Evet. Ve arkadaki müşterimize de sor Murat abi. Şimdi arkadaşlar benim lezzet testine başlamam lazım. Erdinç ustam bana da bir yarım yapabilir misin? İsterim kardeşim. Tamam abim benim. Hemen bir yarım yapıyorum. Şimdiden eline sağlık. Ellerinde tükürmesin. Buradan da güzel bir açı oldu. Evet şimdi Erdinç ustam bize de hazırlıyor. Biz de bir tadına bakıp size bu konuda... Biraz iri kıyım yaptım Murat abi. Kendi... Tamam. Usta sensin. Evet abim benim. Acısını, baharatını biraz ayarladı atıyorum. Kafana göre. Bu senin abim benim. Görüntü şöyle şu. Şöyle görüntü. Wow. Bu biraz sebzeli oldu. Evet. Birazdan arkadaşlar yerken beraber evet, tadına bakacağız. Benim. Eyvallah. Arkadaşlar ekmeğimizi aldık. Yarım kokoreçimizi Erdinç ustamızdan. Yalnız bunun yanında bir şey içmemiz lazım. Bunun hakkı ne içilir bunun yanında usta?
Evet, şalgam suyu kokoreçin yanında. Evet. Çok yakışan bir içecek. Acısız mı bu? Acısız ya. Yaş 59 ya. Aydın abi biraz... sana yapayım bir tane. Ama kokoreçi biraz acılı almışsa. Aydın abi. Kokoreç acısız da yenmez arkadaşlar. Baharat bol. Çok seviyorum. Arkadaşlar, kokoreçin yanında şalgam bir de. Bir kere ekmeği böyle ısıtıyor değil mi ustam? Evet tabi, ızgaraya atıyorum abim. Ekmeğin kendi bile çok lezzetli. Ekmek de lezzetli evet. Şimdi biraz baharatlayıp ekmeği ızgarada pişiriyorum Murat abi. Ondan sonra hizmet ediyorum herkese. Fakat şurada mühim bir olay var. Evet. Kokoreçin lezzeti ağırlığı baharatı bastırıyor. Hem bol malzeme hem de et lezzetli olduğu için baharat ikinci planda, bu da çok mühimmiş he. Erdinç ustam. Tebrik ediyorum seni Murat abi. Sağ olasın. Kokoreçi güzel bir ifadeyle anlattı. Aynı yerden alıyor. Devamlı aynı mezbahadan alıyor. Yıllardır aynı insandan alıyor. Kaliteden kesinlikle bir gram ödün vermiyor. Zaten bugünlere gelmişse kaliteden kesinlikle ödün vermemek. Murat abi şu mala bakar mısın Murat abi lütfen bak abi. Kuzu, pirzola abi harbiden. Tam bir pirzola yani Murat abi. Bakar mısın? Oo. Bakar mısın Murat abi? Biz mala beraberiz. Var var var. Hasse hasse. Mala bakar mısın? Biz mala beraberiz. Oh, evet oh, evet oh. Abi. Evet abi. Var 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 var. Bütün mallarım 10 numara Murat maşallah abi. Maşallah. Arkadaşlar biraz önce mikrofonu kamerayı cep telefonu ateşe çok yanaştırdım. Telefon kendini kilitledi. Aşırı sıcaktan stop dedi. Bir daha yayına soğuttuk. Ben biliyorsunuz cep telefonu suyun altına tutarım soğuk suyu. Bir şey olmuyor. Ondan sonra arkadaşlar. Nasıl bakın, Murat abi? Lezzetin nasıl? Lezzet abiye gelip yiyecekler. Ben buradan tamam lezzeti. Tamam abim benim. Ağzınıza bir böyle güzel et geliyor kıtır kıtır. Bir de güzel pişmiş arkadaşlar. Bunu pişirmek de çok mühim. Kıvamını abi, bulmak. Ustalık gerekir Murat abi. Pişirmek de bir sanattır. Müşteriye ekmeği güzel hizmet verebilmek de bir sanattır. Her şey bir sanat. Hepsi komplike. Ayrı bir incelik istiyor. Yani biri olmazsa öbürünün kıymeti olmaz. Aynen abi. Evet Murat abi. Arkadaşlar bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bir de esnaflığı var. Çok esnaflar. Çok alçak gönüllüler. Çok mütevazılar. Murat abi benim. Arkadaşlar herkese selam. Selam olsun. Erdinç Kokoreç'te. Elinize sağlık. Ellerinize ayağına sağlık. Murat abi. Bütün arkadaşlar, çarşıya selam. Çarşıya aleyküm selam olsun. Bütün kapalı çarşı selam. Bütün eyvallah Türkiye, abi. Bütün Erdinç dünya. Bakayım kameraya. Dünya Amerika'dan da izliyorlar demişler işte bizi. Dünya evet Amerika. Abi. Kokoreç. Evet abi benim. Vallahi. Maşallah maşallah. Dünyanın her yerinde. Maşallah. Arkadaşlar bakın şu bolluğu görüyor musunuz? Bakın et yerken dışarı böyle ısırırken dışarı o kadar hakkını bol veriyor. Yani içinde kokoreç aramıyorsun. Bazı niye bunu diyoruz? Bazı yere gidiyorsun kokoreç amcam koyuyor. İçinde şey arıyorsun. Et arıyor. Kokoreç her yerden yenilmez arkadaşlar. Ben ekmek, yani. Domates, et. Biraz daha yağlayayım mı ekmeği? Aydın abi yiyebilir misin? Yiyebilir misin? Ustasından. Tamam abi. Atkardan yiyeceksiniz. Tamam arkadaşlar abi. Gerçekten böyle kıtır kıtır ağzınıza büyük bir lezzet et veriyor böyle. Sırf baharat ayağı gelmiyor. Murat abi gerçekten canı çeken doyunca var, çekmeyen var Murat abi. Yapma gözünü seveyim herkese. Arkadaşlar yani bir paket sigara içmeyecek. Evet. Bir paket sigara içmeyeceksiniz arkadaşlar. Bugün sinemaya gitmeyecek, gelip kokoreçi tadına bakacak. Evet, dünyaya bir daha geliyoruz kardeşim. İkinci defa geliyoruz. Murat abim. Arkadaşlar yani lezzetin imkanı, tarifi yok. İmkansız bir lezzet. Tarifsiz bir lezzet pardon. Yani bakınız. Halen yiyorum. Bir de arkadaşlar yarım yiyorsun doyuyorsun yani. Bir de o var. Yani içi sırf ekmek demiyorsun. Bunlar çok mühim şeyler. Yani fiyatlar haklıdır. Bu aldığı fiyatlar bu lezzetin haklıdır. Murat abi eti. Erdinç ustamı bir daha. Oo. Etime bakar. Çok yanaşmıyor. Evet Murat abi.
Evet, arkadaşlar gerçekten görüntülerde de zaten baktığınızda kendini iyi mal kendini gösteriyor derler ya, belli evet, ediyor. Evet Murat abi. Süt, bisküvi, kebap, buyurun 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 buyurun. Burada içecekler var arkadaşlar. Ayran, kola, gazoz. Yalnız bunun ilacı şalgam suyu kardeşim. Doğru ya doğru. Ha, siz ayran içersiniz para da. Ben her zaman şalgam suyu içiyorum arkadaşlar. Su gerçekten çok yakışıyor birbirlerine. Ve çok güzel, lezzetli oluyor. Buyurun 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 buyurun. Kebap, bisküvi. Şalgamın acılısı var. Acısızı var. Murat abi. Evet. Şalgam gerçekten Doğan Ay reklam olmasın da. Aydın mı bu? Şalgamda, şalgamda zaten en iyi bilinen gerçekten firma. Gerçekten Doğan Ay güzel abi. Ben sana söyleyeyim. Hem köklü bir firma hem de şalgam suyuna bir numara. Arkadaşlar zaten yan ürünleri bile çok dikkatli edip en iyi içecekleri, kaliteli şeyleri alıyorlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla, bu sıcaklarda su tüketimini ihmal etmeyin ve evde su saya gelmeyi ihmal etmeyin. Kapalı çarşı kılıp çıkardan. Erdinç kokoreçe bekleriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Kolay gelsin sana. Sağ ol, var ol. Size de. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Var olun.